20. yüzyılın Çelebi karakteri Ahmet Yakupoğlu. Kütahyalılar tarafından bilinen adıyla Ressam Ahmet Bey. Kütahya'nın Saray Mahallesi'nde 1920 Kasım'ında dünyaya gelmiştir. Yakupoğullarından Hacı Halil Ağa ile Şefika Hanım'ın oğludur. Babası mutasarrıf Fuat Paşa'nın süvari zaptiyesidir. Lise eğitimini Taş Mektep olarak da bilinen Kütahya Lisesi'nde tamamlamıştır. Küçük yaşlarda başlayan içindeki resim sevgisiyle yaşayan Yakupoğlu, Devlet Güzel Sanatlar Akademisi diye bir mektep bulunduğunu da yine Kütahya Lisesi'ndeki resim hocasından öğrenir. Aynı lisede görev yapan ünlü ressam Ahmet Doğuer'in de dikkatini çeken sanatçı, liseyi bitirdikten sonra İstanbul'a giderek adını duyduğu günden beri hayallerini süsleyen akademiye girebilmek için bazı kapıları zorlamış, 40 gün İstanbul'da iş aramıştır. Alman Harbi'nin en şiddetli dönemleridir. Amacına ulaşamadan Kütahya'ya, mütevazi yaşamına geri dönmek zorunda kalmıştır ama aklı akademidedir. Takvimler 1941 yılını gösterdiğinde ise İstanbul ve akademinin kapıları sonuna kadar açılacak, hayatının sonuna kadar saygı ve hürmet duyacağı Ordinarius Profesör Süheyl Ünver ile tanışacaktır. Süheyl Hoca, Yakupoğlu'nun kendini geliştirmek amacıyla gittiği Vahitpaşa Kütüphanesi'ndeki yazmaları incelemek üzere Kütahya'ya gelmiş ve burada tanışmışlardır. Efendim, ben bütün gözüm açıldığımdan beri kütüphaneye devam ederim. Orada da oturur, resim yaparım, kitapları karıştırırım. Bak burada böyle bir kimse var diyor. Mektep müdürü. Öylelikle beni tanıdılar. Tanışmalarını ise kızı Gülbin Mesera'dan dinleyelim. 1941'de senelerinin herhalde bahar aylarında annem babam Kütahya'ya bir yolculuk yapıyorlar. Benim dayım orada bir müteahhitlik işi yapıyormuş. Ve ben 8 aylık beni de almışlar yanlarına. Ve Ahmet abi beni orada kucağına almış. Tanışmamız o şekilde başlıyor. İstanbul'a gelmeden evvel de kendisini geliştirmiş, resimler yapmış. Ve bizim o sene Kütahya'ya gidişimizde, benim bebek olduğum sene, bunları babama göstermiş orada. Ve o çok etkilenerek geliyor İstanbul'da. Okula girmesi için temaslarda bulunuyor ve ona bir noktada imkan sağlıyor. Hocası Süheyl Ünver ile tanışmasıyla Ahmet Yakupoğlu artık İstanbul'dadır. Güzel Sanatlar Akademisi'ne kaydını yaptırır, Peyhaman Duran Atölyesi'nde çalışmalarına başlar. Anadolu'nun mütevazi kentinden gelen genç sanatçı kalacak yer aramaya başlar. İlk olarak İstanbul'da bir medreseye yerleşir. Burada bir süre kaldıktan sonra rutubetten dolayı rahatsızlanır. Bunun üzerine hocası Süheyl Ünver onu alır ve aile apartmanlarına yerleştirir. Ve Ahmet abi orada gündüz işte okula işe gidip akşamlarında hep beraber geçiyor zamanımız. Ve böyle bir aile şeklinde büyüdük. Yani çocukluğumuz, yani küçücüklükten itibaren Ahmet abimizle geçti. Ve kendisinin fotoğraf merakı vardı. Bizim o yaşlardaki hallerimizi hep tespit etmiş, hep ona borçluyuzdur. Pek çok resmimiz vardır bir arada. Abim, ben, çok küçücük çocuklar olarak. Yakupoğlu başarılı bir talebelik yaşamı sürdürmekte ve bu arada Süheyl Ünver Hoca'dan tezhip ve minyatür dersleri almaktadır. Her şeyden evvel çok büyük bir ressam, yani çok büyük bir kabiliyet. Bunu çok memnunum ki o zamanlar keşfedip İstanbul'a gelmesini sağlamışlar. O da bunu geliştirmiş, tabii yüksek tahsilini burada tamamlamış. Ve ondan sonra o tahsilin akabinde babam onun tıp fakültesinde, tıp tarihi enstitüsünde kadrolu ressam olarak alıyor. Hem şehir resimleri hem tarihi konularda çizim şeklinde pek çok resim üretiyor. Tabii bu onun özel yeteneği sayesinde oluyor. Ahmet Yakupoğlu, Süheyl Ünver Hoca'dan aldığı eğitimle geleneksel Türk sanatları içerisinde olan minyatürde de başarı elde etmektedir.
Minyatürde çoğu zaman eski üstadların eserlerinin kopyasının yapılması yoluna gidilirken, Ahmet Yakupoğlu ortaya yeni tertipler çıkartmak düşüncesiyle Nasrettin Hoca'nın fıkralarını minyatür haline getirerek bu konuda bir çığır açmıştır. Ahmet Yakupoğlu resim yapmakla beraber tasavvuf müziğine vakıf ve bir de müzisyen tarafı var. Müzik tarafı da var. Onun yanı sıra resmin de yağlı boya kısmından sonra bir de minyatürleri var. Minyatürleri her ne kadar yağlı boya tekniğiyle yapılmışsa da kompozisyonları şahanedir. Çok resim gözüyle baktığınızda kompozisyonları çok kuvvetli, çok güzeldir. İlk minyatür sergisinde görmüştüm. Minyatüre getirdiği farklı bir şey vardı, açılımı vardı. Minyatürde genelde iki boyutlu düzenler vardır. Derinlik, perspektif olarak Batı sanatındaki bu perspektif, derinlik algısı yoktur ama kendine özgü bir perspektif vardı. Ama onun şeyine, çınar ağaçlarını gördüm mesela minyatürlerinde. Işık gölge boyutlandırma, daha naturalist bir yaklaşımı vardı. Ahmet Bey ilk olarak ressam. Neyzen, minyatürist. Şimdi biz demiyoruz. Bazı kişiler Ahmet Bey'in minyatürde Ahmet 15. yüzyılda Behzat, 17. yüzyılda Edirneli, Levni, 21. yüzyılda Ahmet Yakupoğlu diye geçiyor. Ve Ahmet Bey'in 1995 senesinde iki tane minyatür gönderdik biz şeye. İş Bankası'nın her sene minyatür ve resim dalında yarışma açıyor. Ahmet Bey'in minyatürü birinci oldu. Ahmet Bey her sene gönderse Ahmet Bey'in minyatürleri birinci olur. Ama yeni yetişen gençlerin şevki kırılır. Ahmet Bey bu gibi şeyleri hiç sevmez. İlle ki benim şeylerim birinci olsun, ikinci olsun diye yaptığı yok. Aklına bile gelmez böyle şeyler. 10 parmağında 10 hüner bulunan bu genç mütevazi sanatçı, resim, minyatür ve tesip gibi görsel sanatların yanında ne yüflemeyi öğrenmektedir. Halil Çikmen Bey'e koltuğumu kıstırdım, çıktım. O insanla, o mübarek insanla sen kimin nesisin falan filan demedi. Otu bakalım dedi. Başladık neyi üflemesine. Sanatçının bu yönünün akıbetini Profesör Doktor Ahmet Güner Sayar'dan dinleyelim. Ahmet Yakupoğlu'nun ikinci yanı ressamların yanında neyzenliğidir. Neyzenliği de Süheyber'den gelmekte. Süheyber Hezarfen'dir dedi. Neyi üflemek istedi? Dönemin 1940'lı yılların ortalarında Meşk silsilesi Aziz Efendi'ye dayanan Hattat Neyzen Mehmet Emin Dede'den, soyadı öz yazıcı. Ondan ney dersi almak istedi. Fakat işlerinin çokluğu buna imkan vermedi. Neyini Ahmet Yakupoğlu'na verdi ve elinden tutarak Neyzen Emin Dede'nin Tophane'deki evine götürdü. Ancak Neyzen Emin Efendi o tarihlerde çok hastaydı, görüşmeleri oldu fakat ders alamadı. Bir müddet sonra vefat etti. Aynı Meşk silsilesinde Neyzen Emin Dede'nin talebesi olan Halil Dikmen'e mülaki oldu. Halil Dikmen'den dersler aldı ve neyzenliğini onun yanında pekiştirdi. Demek ki Ahmet Yakupoğlu sanatkar cephesiyle iyi bir ressam, iyi bir neyzendir. Yakupoğlu sanatın her alanında olduğu gibi musikide de öğrendiklerini öğretme çabası içerisindedir. Kütahya, Çinileriyle anılan bir şehirken Neyzenler şehri olarak da anılmaya başlar. Kütahya'ya geldim ve arkadaşlarımı topladım etrafıma. Ne grubu yaptım burada? Ne üflüyoruz biz? Dışarıdan gelenle, efendim İstanbul'dan, Ankara'dan gelenle bizi dinlemeden gitmiyor. Böyle dinliyorlar. Kendimizi dinletiyorduk yani. Grup çünkü hani
üç kişiyle, beş kişiyle bayağı bir grup meydana getirdik. Öyleydi. Ahmet Yakupoğlu aynı zamanda bir neyzendir. Çok önemli bir neyzendir. Neyzenler yetiştirmiştir. Kütahya'yı Neyzenler Beldesi diye anılacak kadar neyzenlerle süslemiştir. Musiki'ye çok önem vermiştir. Hayatında çok önemli bir yeri olmuştur. Tabii ki sadece neyzen değil, diğer enstrümanlar da ilgilenmiş ama ağırlıklı olarak ney üzerinde durmuştur. Sayede Ahmet'in yanında 40 tane neyzen yetişmiştir. Berem Savaş yararına Kütahya ilinden yetişenler adına fakir çocukların eğitimlerini tamamlayabilmeleri için konserler düzenlemiş ve ney öğrencileri yetiştirmiştir. Çalışmak onun için bir vazifeydi. Artık Kütahya'da, İstanbul'da aldığı eğitimin meyvelerini vermek istiyordu. Demirkapı Medresesi olarak bilinen müze binası tadilat edilmiş ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nden adına atama yapılarak bir süre burada çalışmıştır. Bu arada insanüstü bir çaba ve itinayla Kütahya'yı resmetmeye başlamıştır ressam Ahmet. Türkiye'de o yıllarda yeni yeni başlayan betonarme inşaat furyası eski Anadolu yaşantısını ve mimarisini yok etmeye başlamıştır. Ahmet Yakupoğlu bu kültürel yok oluşu sanki zamanı durdurma çabasıyla resimlerine sokak sokak birer birer resmederek durdurmaya çabalamıştır. Yetişebildiği kadar Kütahya resimleri yapmış ve 1000'in üzerinde çalışmayı tamamlamıştır. Kütahya'ma gideceğim, resimi orada yapacağım. Kütahya'yı ele alacağım. Nesi var, nesi yok. Tespit etmek, yani Kütahya'yı resim haline getirmek. Onu yaptık evvelallah. Bu çanta o vazifeyi gördü. Bu çalışmaları daha sonra 1991 yılında Türk Petrol Vakfı'nın desteğiyle kitaplaştırmıştır. Aynı şekilde eğitim aldığı İstanbul'un Anadolu yakasını da resmederek yine Türk Petrol Vakfı'nın destekleriyle 1983 yılında kitaplaştırdığı Ahmet Yakupoğlu'nun fırçasından Boğaziçi Anadolu Yakası adıyla eski İstanbul sokakları ve yaşantısını resmettiği koleksiyonunu da hayata geçirmiştir. Efendim tabii akademiyi bitirdim. Ve orada da böyle bayağı kendimi kabul ettirdim. Ondan sonra da döndüm memleketime, arkadaşlarımı topladım etrafıma. Akademiyi Kütahya'ya getirdim. Çalışmalarında Çağlı dönemi demeyeyim ama empresyonist özellikleriyle daha belirgin olarak kendi gösteriyor. Resimlerinde hep Kütahya'nın değişik sokakları, yaylaları, işte evleri, özellikle de suyu çok iyi ifade edebiliyor. Yani dere kıyılarını ve su resimlerini çok etkili bir şekilde ifade edebiliyor empresyonist anlayışla. Bunun dışında İstanbul'la ilgili resimler de yapmış. Aslında İstanbul resimleri yapan başka ressamlar da var. Sanki onlarla yarışırcasına demeyeyim ama onlara özenerek İstanbul'la ilgili resimlerini de görme şansına sahip oldum. Daha çok empresyonist diliyle dikkat çekiyor ama birebir bir empresyonist olarak da nitelendiremem diye düşünüyorum. Yani günün belirli saatlerinde, belirli dönemlerde, işte yaz, sonbahar ya da kış neyse bu mevsimine göre değişiyor. O ana ait görüntüyü neredeyse birebir aktarmaya çalışmış. Kapısındaki çivisine veya ne bileyim işte kapısında, duvarındaki yıkığına kadar aktarma çabasına girmiş. Belge özelliği de taşıyor. Çünkü bu binaların bir kısmı şu anda yıkıldı. O mekanlar değişti. Ama biz onları Ahmet Yakupoğlu ile birlikte görebilmekteyiz. Yani onun resimlerine baktığımızda geçmişe ait Kütahya'yı görüyoruz. Bu açıdan da belge yanı güçlü geliyor bana. Türk resminde Çaldık Kuşağı'nın biraz daha tekrarı, bir devam gibi
yaptığı resimler. Yarı akademik, yarı empresyonist, izlenimci bir tavırda sergiliyor. Kendine özgü bir doğal, naturalist bir şeyi var, yaklaşımı var. Ağırlıklı olarak manzaralar ve kentin belli kesitlerinden, mesela bu cami gibi, cami, sokaklar, ondan sonra kentin doğal yeşillik olan yerlerde, dere yatakları, şeyler gibi, o tür yerlerin manzaralarını çalışıyor. Işığın kontrastın en yüksek olduğu zaman diliminde çalışıyor, onu fark etti. Yani ışık çok önemli bu resimlerinde. Bildiğimiz, ya, hakikaten profesyonel bir yaklaşımı var. Yani kendi kendine yetiştirmiş bir ressam değil yani. Eğitim almış birisi olduğunu görebiliyoruz. Ahmet Yakupoğlu eserlerini tek seansta çalışmıştır. Bir atölye ortamında, sıcacık bir ortamda, yanında çayı, kahvesi, masasında, işte sandalyesinde, önünde şövalyesiyle, taburesiyle, keyif içinde çalışmamıştır. Sıcakta, yağmurda, çamurda, soğukta, kilometrelerce yürüyerek, hayatında arabası olmadı, hep resim yaptığı yerlere yürüyerek gidip gelmiştir. Herhalde bugünkü fiziki sağlığını, zindeliğini de zannediyorum buna borçlu. Çok güzel, çok temiz bir hayat yaşamıştır. Ve eserlerinin tek seansta yapılmış olması bana göre çok dikkat çekici bir olaydır. Çantamı alır çıkarım, resim çantasını. Alır çıkarım. Gidebildiğim kadar giderim. Su başlarına. Ben bir resmi bir sefer yaparım. Ahmet Bey, bir eseri yapacağı zaman, bir resmi yapacağı zaman aslı neyse aynen onu yapar. Ahmet Bey mesela Kütahya'nın rölevesini çıkarmış bir insan. Bütün sokakları, tarihi evlerin resimlerini yaptı. Bunları yaparken o eve ait, o gün için ne varsa onun aynısını yapıyor. Yok, bir tek taş dahi ilave etmez ve eksik de yapmaz. Hepsini tam olarak yapmaya bakar. Ve Ahmet Bey'in eski ressamsı olduğu için Ahmet Bey perspektifi, mikyası şeyi gayet düşkündür. Milimetreyi dahi gözüne ayırt edebilen bir sanatkardır. Ahmet Yakupoğlu'nda şunu gördüm. Gerçekçi bir ressamdı. Yani olduğu gibi, hatta minyatür yapar gibi resim yapardı. Yani onun resimleriyle bir fotoğraf arasında sanki pek az bir fark vardı. Bu bakımdan kendine ait bir şey katmaz. Tabiatı olduğu gibi tuvaline taşır. Benim amatörce, pek yani sati düşüncelerim bu konuda bunlar. Sanatın birçok dalında çalışmalar ve incelemeler yapan Yakupoğlu, öğrendiklerini kendine saklamamış, aksine yanına gelen herkese anlatmaya ve öğretmeye çalışmış bir sanat sevdalısıdır. Bu da onun sanatçılığının çok yönlü olduğunu göstermektedir. Onun uğraştığı sanatsal işleri ise gençlik arkadaşı Hayrettin Subaşı'dan dinleyelim. Ahmet Bey neyzen, Ahmet Bey minyatürist, Ahmet Bey hattat, Ahmet Bey tesipçi, Ahmet Bey vakıfçı, Ahmet Bey ressam. Yani Ahmet Bey'in birçok meziyetleri var. Bundan başka daha bilmediğim nice şeyleri vardır Ahmet Bey'in. Ve her yaptığı işi de tam layıkıyla yapar. Onun için sanat ve sanatçı vazgeçilmezler arasındadır. Kütahya'da kendi adına 1985 yılında bir sanat vakfı kurarak hemşerilerinin sanat ve sanatçı kavramlarını benimsemelerine katkıda bulunmuştur. Tüm mal varlığını ceketi dışında vakfın demir başına kaydettirir. Gözünde ne mal ne de para vardır. Onun için yaşamak sanat ve çalışmaktır. Türkiye onu yakından tanıma imkanı bulamamıştır. Çünkü o şöhretten köşe bucak kaçtı. Yalnız çalışmayı, işe yaramayı tercih etti. Süheyl Hoca'nın ona vasiyetini hiçbir zaman unutmadı. Babamın kendisine bir nasihat olmuş, Ahmet durma çalış denmiş. Son senelerinde bile bana öyle derdi, babama abim derdi. Ahmet durma çalış derdi, ben de öyle yapıyorum şeklinde konuşurdu. Onun yani eserini sunmak, kendisini ortaya çıkartmak gibi bir gayreti, bir hevesi yoktu. O sadece işini yapmak istiyordu. Bir noktada kendini tatmin ediyor. Beğendiği yerleri resmediyor.
Efendim Süheyl Hoca çalışan insanı sever, hiç boş durmaz kendisi. Etrafındakilerin de öyle olmasını ister. Biz ona tabi olduk. Büyüleyici bir yapıya sahipti. Özlenilecek, imrenilecek bir olgunluğa sahipti. Hamid abi içine adım atmış bir insandır. Öyle gösterişi, farfarası, reklamı olan bir insan değildir. Bin kabiliyeti vardır. Belki bir kabiliyetle dahi dışarı çıkmaya tenezzül etmez. Hamid abinin imrenilecek bir, dediğim gibi yani natürü dediğimiz, Allah onun hamurunu çok güzel yoğurmuş, kıskanılacak, gıpta edilecek, özlenilecek, onun yanında insan olduğumuzu hissederiz biz. O kadar güzel bir insandır. Ahmet Yakupoğlu'nun belki de en çok tartışılan ve eleştirilen yanı ise resimlerini tekrarlamasıdır. Evet, bir resmi birden çok kez yapmış ve satmıştır. Ve bu yönüyle de sanat camiası tarafından da çok eleştirilmiştir. Ama paraya ve mala hiç önem vermeyen bu insan neden bunu yapmıştır? Bu sorunun cevabını yakınlarından dinleyelim. Ahmet abi çok kendi resimlerini tekrarlardı. Yani bir yaptığını ben kendisine şahsen çok ricalarım olmuştur. Ahmet abicim, yaptığın resimler tek kalsın. Sen bunları bu kadar çok kopyalama. Çünkü bir noktada bir fotokopi haline dönüşüyor. Bende çok güzel bir resim. Onda, onda, şunda, bunda olunca bu resimler prim yapmıyor. Eğer maddi anlamda düşünürseniz. O yüzden işte müzayedelere, yani dediğim gibi Ahmet abinin öyle bir ihtirası yoktu. Ama gönül arzu ederdi ki onun da bugün ne bileyim müzayedelerde bir sürü değmeyecek resim görüyoruz. Ahmet abinin eserlerinde öyle olmasını çok arzu ederdim. Ahmet abinin resimlerinin bence en kuvvetli resimleri tabiata çıkıp tabiattan ilk yaptığı resimler. Onlar korkunç bir şekilde kendi kişiliğini aksettiren resimler. Onlar da çok kuvvetli. Daha sonradan onları daha süsleyerek belki daha tekrarlarını yaptı. Ama bence o ilk yapılanların yerine hiçbir şey almaz gibi geliyor bana. O çantasının içindeki ebattaki, o küçük ebattaki yapılan resimler, onlar bence en değerli resimler. Birçok kişiden de duydum, işte Ahmet Yakupoğlu resimlerini tekrarlamış. Evet, tekrarlamış. Bu çok, gerçekten çok önemli. Kim aynı resmi bir kez, üç kez, beş kez yapabilir? Ayrıca burada hemen bir parantez açmak istiyorum. Türkiye'de en tanınmış resim Kaplumbağa Terbiyecisi'dir, malumunuz. Bu resmin 3 veya 4 tane tekrarı olduğunu hepimiz biliyoruz. Böyle büyük sanatçılar herhalde çok sevdikleri için kendilerini alamayarak birkaç kez aynı resmi yaptılar diye düşünüyorum. Şimdi Ahmet Yakupoğlu'nun doğada çalıştığı ilk resimleri, yani o meşhur çantasının boyutunda olan ve o çantanın ölçüsünde, o çanta ile birlikte yaptığı ilk resimleri, yani o tek seansta yaptığını bahsettiğim resimlerinin hiçbirini %90 oranında diyebilirim buna, elden çıkarmadığını biliyoruz. Bu da hocası Feyyaman Duran hocanın ona tavsiyesi olmuş. Oğlum demiş, resimlerini elden çıkarma, muhafaza et. Bunlar ayrı ayrı yerlerde olursa, dağılırsa bir kıymeti olmaz. Bir arada olursa bir anlam ifade eder demiş. O da hocalarının, tüm hocalarının tembihlerini çok dikkatli bir şekilde dinlediği ve bunlara riayet ettiği için bu sözü de dikkate alarak resimlerini muhafaza etmiş. Peki bu insan nasıl yaşayacaktı? Devlet memuru değil, bir yerden bir geliri yok. Hayatını nasıl idame ettirecekti? Bu kadar hizmeti neyle verecekti? Tabii ki ressam ve resim satacaktı. Yakupoğlu'nun dikkat çekici başka bir yönü ise çevre ve ağaca olan tutkusudur. Çoğu resminde ağaçlar ve yeşillik ön plandadır. Doğa tutkusu onun sanatının dışında kişiliğinin de bir parçasıdır. Çünkü o bir tabiat ressamıdır. Kütahya vilayeti içerisinde 270 bin dönüm ağaçlandırma yapan Yakupoğlu, Tema Vakfı'nın da resmi üyesidir. Ahmet Bey'in
doğanın şey, doğaya meraklı, doğanın hastasıdır. Yaptığı resimler hep doğaya aittir diyor. Yani ekserisi doğaya aittir. Sular, yeşillik, ağaçlar, akan çağlayan sular. Hep bunlarla yapmış. Ahmet Bey tabiatı bir tane, bakın Kütahya'ya 60 küsur bin dekar, Kütahya civarında çam diktirmiş Ahmet Bey. Bunu zamanın Orman Genel Müdür Muavini Doğan Eren'le beraber Tavşanlı dahi 260 bin dekar çam diktirmiş Ahmet Bey. Ahmet Bey yatar kalkar bir güzel bir toprak parçası dahi görse evine giderken yolda ezip kalmasın diye avucunu alır bir bahçeye atar. İşte Ahmet Bey doğayı seven şöyle bir insan. Ahmet Bey doğa hastası zaten. Kütahya eski belediye başkanlarından Süleyman Canan tarafından Kütahya'nın Maltepe mahallesinde bulunan ve şehrin en büyük ve işlevsel parkı düzenlenerek ressam Ahmet Yakupoğlu Parkı adını kazanmıştır. Yakupoğlu, bugünkü deyimle çok renkli bir kişi, eskilerin söylemiyle hazerfen bir kişiliktir. Onu anlayabilmek günümüzün yaşam tarzıyla çok zordur. Ahmet Yakupoğlu, faziletle menfaatin farklılığını algılamış ve yaptıklarını vazife olarak benimseyerek hayatını sürdürmüştür. Sanatçı, şanı, şöhreti hiç sevmese de yaptığı eserlerle suların ressamı, Erguvanlar ressamı gibi onure edici sıfatlara layık görülmüştür. Ahmet Yakupoğlu'nun hayatını etkileyen kişilerden biri de kuşkusuz Feyhaman Duran'dır. Feyhaman Hoca, sanatsal birçok çalışmasını İstanbul Üniversitesi'ne bağışlayarak bir müze oluşturmuştur. Ahmet Yakupoğlu da bundan feyz alarak memleketinde kuruluşunda çok büyük bir etkisi olan ve logosunu dahi kendisinin hazırladığı Dumlupınar Üniversitesi'ne tüm mal varlığını ve eserlerini bağışlamıştır. Ahmet Bey bakın bütün varlığını, resimlerini, şeyleri hepsine üniversiteye bağışladı. Bugün Kütahya değil, Türkiye'de bir yere bu kadar resim bir müesseye bağışlanmıyor. Kütahya'daki Dumlupınar Üniversitesi'ne 1259 resim, 10 tane büyük minyatür. Onun yanında sonradan 19 resim daha, orijinal resim bunlar. 2400 küsür kitap, bunları bağışlamış. Bunlar şimdi bunlar hep oradaki eğitim gören, şey yapan talebeler için bağışlamış. Yoksa alıp da bir yere kitlenmesi kalması değil. Oradaki talebeler okuyacak, işte eğitimin vakfı, yani eğitime katkısı bundan daha hala nasıl olabilir? Evinin yanında 4 tane arsa, onları da sırf eğitim için bağışlamış. Yakupoğlu'nun bu özverili hareketine başta Rektör Profesör Doktor Güner Önce ve Dumlupınar Üniversitesi yönetimi, Fahri Doktor Ünvanı ve Ahmet Yakupoğlu resim yarışması ile anlamlı bir karşılık vermiştir. Değerli konuklarımız, tören programımızın bu bölümünde değerli Kütahyalı ressam ve mezen Sayın Ahmet Yakupoğlu'na Fahri Doktor Ünvanı verecektir. Efendim, bugün benim çok duygulu bir anım. Uzun bir zamandır gerçekten bugünü, bu anı bekliyorum. İşte ben böylesine büyük bir şansiyetle sizlerin adına burada Fahri Doktora diploması vermekten gurur duyuyorum. Üniversite sınıfının aldığı bu kararı mutlulukla karşıladım. Ve bu Fahri Doktora diploması Ahmet Yakupoğlu'na az bile gelir esasında. Geç de olsa verilmiştir. Ve ben kendisine bu vesileyle daha uzun bir yaşam, sağlıklı bir yaşam diliyorum. Ve hepiniz adına kendilerine sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Thank you.
söyleyecek bir şey bulamıyorum efendim. Yaptıklarımın şeyinin çok üstünde gösterilen alaka benim çok üstümde. Oraya varmaya çalışacağız. Yakupoğlu, sanata, sanatçıya ve ülkesine büyük hizmetler vermiş ulu bir çınardır. Bir süredir manevi kızı Havva Sökmener ile birlikte İzmir'de yaşayan Yakupoğlu, yaz aylarında sağlık şartları el verdikçe Kütahya'ya gelmekte ve arkasında bu ulu çınarın gölgesini bırakmaktadır. Yani o resim yapma işi ilk mektebin birinci sınıfında başladı benden. Ben de başladı öyle, o gün bugündür devam eder. Ya. Yeah.